Değerli kardeşim, evet, sorduğunuz soru gerçekten Türkiye'nin gündemine oturmuş bir konu. Zaman zaman böyle biz de binlerce mesaj alıyoruz bu konuyla ilgili. Sayın Vekilim ne zaman bedelli çıkacak diye. Ancak şöyle, bugün hükümetin gündeminde asla bedelli bir konu gündemde değil. Yani bedelliyle ilgili hiçbir konu gündemde değil. Sizlere zaman zaman belki de işte böyle farklı basın medyadan daha doğru duyuyorsunuz. Bu sosyal medya dediğimiz şeyler bir anda şey yapıyor, dip yapıyor veya tavan yapıyor. Arada işte bedelli çıktı çıkacak ama gündemde şöyle, bugün için böyle bir şey yok. Burada tabii biraz mesleki anlamda konuşacağım. Ben matematik öğretmeniyim. Geçen sene mezun oldum. Şimdi Milli Eğitim bünyesinde bayağı bir açık var. Tabii maliye bütçe hesaplamasıyla ayarlanan bir durum bu. 20 bin öğretmen ataması olacak Şubat'ta bakanın açıklamasına göre. Bu atamaya karşılık açık yine fazla kalacak. Bu ücretli öğretmenlikte kapatılıyor. Ama bugün bir ücretli öğretmenin aldığı ders maaşı asgari ücretin altında kaldı 2017-2018 güncellemesinden sonra. Bu durum hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Atama gerçekleşirse eğer 20 binden fazla bir atama olabilir mi 2018 yılı içerisinde 2017 KPSS puanıyla? Bu konular tabii biraz önce sizin de dediğiniz gibi maliye düzenlemelerle ve kaynakla, finans kaynağıyla alakalı bir konu. Kaldı ki bizim dönemimizde öğretmen sayısı yaklaşık şu anda 900 bin civarında oldu. İlk geldiğimiz zamanki öğretmen sayısı ile şimdiki arasında çok önemli bir fark var, artış var. Daha önce de öğretmenlerin boş geçen derslerle ilgili olarak pek çoğunun sözleşmeli veya ücretli öğretmenle doldurulmaya çalışıldığını görüyordum. Bizim kamuya alabileceğimiz 2018 yılındaki memur sayısı da belirlendi. Bu bütçeyi yaparken belirledik. 110 bin civarında biz dedik ki memur 2018 yılında başlatacağız inşallah vatandaşlarımızı memur olarak alacağız. Bunu şu anda 20 bini hemen arttırabilir miyiz sorusuna hayır diyoruz. Yani öyle bir çalışma yok şu an için. Gündemde öyle bir şey yok ama daha sonra yıl içerisinde fasıllar arası bir aktarma olur. Bu 110 bin rakamının arttırılması finansal dayanağı bulunur. O zaman bu öğretmen sayısı da arttırılabilir. Ama bugün günümüzde böyle bir şey yok. Umarım sizler ve sizler gibi atanmayı bekleyen öğretmen kardeşlerimizle ilgili de önümüzdeki günlerde çok daha iyi gelişmeler duyurabilme şansımız olur. Ama benim şu anda bunu söyleyebilme yetkim de yok.